Evet sevgili dostlar cümleten selamun aleyküm herkese. 27 Haziran Pazar tesi gününün ikinci videosuyla karşınızdayım. Allah izin verirse. Ee, yani sakalları falan da kestim, formamı da giydim. Hazırlanayım dedim bir değişiklik olsun diye. Ee, bugünlerde de böyle çekeyim bakalım nasıl olacak. Belli mi olur belki şans getiririm Fenerbahçemize. Ee, böyle şey yapınca çekince. Belki güzel şeyler olur diye e, 24.400 oluyoruz geri düşüyoruz oluyoruz geri düşüyoruz ya arkadaşlar Fenerbahçe'li arkadaşlar gelin şu kanala abone olun 24.400 olalım 25.000 olalım hatta Dinamo Kiev maçına kadar 25.000 olursak bak dün üyelere 42 dakikalık duyum potporisi sergiledim. Yani aklınıza ne geliyorsa hepsi var bizimle alakalı olsun olmasın bize yazılan her şeyi konuştum. Ee, eğer üyelik niyetiniz varsa üye olursanız o videoyu mutlaka izleyin derim. Hocam abonelere yok mu? Var. Videoları dikkatli izleyin. Size daha fazlası var. Başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Bir an önce başlıyoruz. <laughs> Fenerbahçe'de gündem Mariano Diaz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fenerbahçe olarak ve Real Madridli Mariano Diaz yine yazılmaya başlandı. Fenerbahçe'den ilgili arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Açıkçası Dominikli Forvet. Fenerbahçe masaya oturdu diyor. Yani ayrılmak için tüm tekliflere kapısını açmış durumda diyor. Onu ben bilemem. Yani tekliflere kapısını mı açtı, penceresini mi açtı? Ben onu bilemem. Şu ana kadar Getafe ve Fenerbahçe'den teklif almış ama Getafe'yi geri çevirmiş. Fenerbahçe ile görüşmelerde önemli bir noktaya gelmiş. Ee, golcü oyuncunun menajeri David Aranda ile masaya oturmuş Fenerbahçe ve oyuncu ne kadar istemiş biliyor musunuz? Yıllık 4 milyon euro. Ya Fenerbahçe'den 4 milyon euro istemiş. Ben bir şey söyleyeyim 4 milyon euroyu verebiliyor olsaydık şu anda Luis Suarez Fenerbahçe'deydi. Büyük ihtimalle de Luis Suarez River Plate yapacak arkadaşlar. Hani arkadaşlar ben böyle anlatırken bir kere söyleyip geçtiğim duyumlara biraz daha önem vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Düşünmek için Fenerbahçe süre istemiş. Mariano Diaz'dan Fenerbahçe beklemedeymiş. 28 yaşında 1.80 boyunda Dominikli Santrafor Mariano Diaz Real Madrid'e 2018 yılında Lyon'dan transfer oldu. Yok önce Madrid Lyon'a sonra Lyon'dan geri aldılar. Real Madrid 21.5 milyon euro bonservis ödedi. 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi sürüyor. 6 milyon euro piyasa değeri var. 11 maçta forma giyip bir gol bir asist var 399 dakikada. Hocam 399 dakikada bir gol bir asiste bizim ligimizde gol kralı olur demeyeceksiniz değil mi? Açık ve net söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'ye layık görmüyorum. Ha özünde iyi bir futbolcudur. Hocam bir izlesem var ya alıcı gözle izleyemiyorsun ki. Adamın son 4 senesinde oynadığı maç sayısı. ya Son 4 senesinde oynadığı maç sayısı. Serdar Aziz'in bir sezonda oynadığı maç sayısından daha az. Ya da dakika sürü olarak. Ne anlatıyorsunuz siz bana ya? Ya iyi futbolcu olabilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Yapmayın etmeyin arkadaşlar. Ben şey görmüyorum. Serdar Aziz demişken de Serdar Aziz'e de selam olsun. Türkiye'nin Türkiye'de oynayan en iyi stoper Serdar Aziz'e de buradan selam olsun. Fenerbahçe'den kap geldi. Hemen verelim kapı. Çık 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 çık. Böyle yanıp söndüğü zaman daha mı şekil Yok ya direkt orada kalsın. Fenerbahçe Beko. Yan Veseli'den boşalan pivot bölgesine Tonye Jekiri transferini yaptı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Tonya Jekiri biraz yüzleri gülümsetmemiş biraz beğenmemişler onu söyleyeyim. Fenerbahçe Beko Nijeryalı pivot Tonya Jekeri 1994 doğumlu 2.13 2 metre 13 santimetre boyunda olan bu isimle 1 artı 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. 23 Temmuz 94 doğumlu. Yengeç burcu. Yazları midye ve kalamar yer. Çok duygusaldır. İzlediği her filmde saadiye sümük ağlar. Sevgilisine sürekli hediyeler alır. Sürekli ne oluyor lan? Ne okuyoruz ya? Miami'de falan kolej kariyerini geçirmiş ilk kez üniversitede bandırma kızıl falan filan 2018-19 ülkemize gelmiş Şey var ya Yani e, Ne kadar anlamadım herhalde <laughs> anlatabiliyorum değil mi işte Bu okul okul okuyorlar bu kolej molej diyorlar bu ne oluyor arkadaşlar ya benim anladığım şey şu Biriniz kısaca anlatın da biz basketbol cahilleri anlayalım Misal veriyorum hani ee, ben de lisedeyken okul takımındaydım mesela. Okul takımının forvetindeydim. Üniversitedeyken sınıfta şampiyon olduk. Yine okul takımında oynuyordum falan. Öyle mi oluyor yani okul? Hani bu basketçi de biraz daha kültürlü oluyorlar futbolculara nazaran. Ne bileyim hani kolej molej bitiriyorlar. Genelde zengin çocuklar oluyor gibi. Acaba onu mu kastediyor? Yoksa hani bizim bilmediğimiz şöyle bir şey mi var? Hani kolej dediği de acaba PTT birincilik gibi bir şey mi? Ee, hani o oradan çıkıp da NBA ligine falan mı gidiyorlar? Tamam saçma olabilir de yani anlatırsanız seviniriz arkadaşlar kısaca. Gaziantep'te harika performans. Euroleague takımlarının Asvel'le kontrat. Son olarak 2021-2022 sezonunda Rusya'nın Unix kazan ekibinde forma giydirecek yeri takımının Euroleague'de Rus takımlarına ilişkin alınan ihraç kararına kadar 24 karşılaşmada forma giydi. 7.6 sayı 6.5 rebound bir top çalma. Bu arada pivot derken herhalde o ön libero gibi bir şey herhalde. Yani hem gol atıyor hem kesiyor mu? Yani top kapıyor ribantla falan herhalde öyle bir şey. 7.6 sayı 6.5 6.5 ribant bir top çalma ve 12.2 verimlilik ile istatistikleri yakalamış. Jekyll'i üstün fiziği sayesinde reboundlarda çok önemli bir koz başarılı oyuncu. Özellikle çember altındaki etkinliği ve savunma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin savunması kötüydü. O açıdan iyi olmuş. Murat Sancak'tan açıklamalar. Bakın arkadaşlar. Şimdi bizi ne ilgilendiren ne alakası var diyeceğiniz açıklamalar. Ama Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak birçok şifre vermiş aslında anlayana. Şimdi ben size anlayacağınız dilde şifre anlatayım. Bir, Balotelli. Balotelli çok karakter, kalender bir adam diye başlamış Murat Sancak. Bize anlatıldığı gibi bir adam olmadığı ortada. Samet Hoca ile görüştük. Bana o deli biz deli birbirimizi idare ederiz dedi. Bana göre böyle delilikleri olmasaydı Messi Neymar'ın yerinde olurdu katılıyorum. İtalyan golcü Balotelli hakkında konuşmuş ve demiş ki Balotelli beni aradı. Kalmamı istiyor musun? dedi. Ben de bu performansıyla olacaksa kalma üstüne koy dedim. Kalma üstüne koy dedim. Ciddi teklifler aldık. Türkiye'den teklifler almadık. Sadece yoklamalar diyor. Hmm. Yani sadece yoklamalar. Sarı lacivertli kulüpler yoklama çekmiş. Vargas için bir teklif sunduk diyor. Galatasaray Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Bak şimdi burada da çok önemli şeyler var. Rize Spor'a gidecekti. Biz ka bir karakter koydu ve Adana Demir Spor dışında bir takıma gitmem dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Ee, teklifimi kabul ederse gelir. Rize Spor kalecisi Gökhan Akkan'la ilgilendik. Goran Karaçiç'i istedik. Hedefimiz Muriç. Sonuçlanırsa eğer ilk hedefimiz Muriç. Yerli kaleci bulursam eğer yerli kaleci almak istiyorum demiş. Bu arada Muriç de çok iyi bir kaleci arkadaşlar. Altay'ın kalecisiyle birlikte bana göre ligdeki en iyi ikinci yabancı kaleciydim. Eze'yi sattık. Elneni ile görüştük. Eze'nin takımdan ayrıldığını söylemiş. Hocamız kadrosunda görmek istemedi. Eze'yi sattık. %50 bon servisi bizim. Bakın arkadaşlar burası çok önemli bir yer. Eze'yi sattık. %50 bon servisi bizim. Bakın Türkiye'de de bu model geliyor. Sinan Kurt Metehan'ı sattık. Bak Sinan Kurt'la Metehan'ı sattık. Bon servis aldık. Eyüp Spor'a 4 oyuncu gönderdik. Bir de Alper Uludağ göndermişler. Samet bir yere gitmiyor. Samet Akaydın'dan bahsediyor. Buranın oyuncusu Tayyip için yurt dışı ve Türkiye'den teklif var. Tayip ee, Tayyip Sanoç için. Bence iyi bir futbolcu Tayyip. Beşiktaş'ın teklifi var diyebiliyorum. Keşke biz de araya girsek de salça olsak. Yani Tayyip Talha Sanuç. Yani keşke biz araya girsek salça olsak arkadaşlar açıkça söyleyeyim. Ee, ama e, maalesef biz bunu ya yani bu tren kaçtı gibi Beşiktaş alacak gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Yani 4 oyuncu göndermiş. Tayyip'e teklif var. Tarabat daha önce yakalandı. Muhammed Elney'le devre arasında görüşük onun yerine Ndiaye'yi aldık diyor. Bu arada bak Eze Metehan, Sinan Kurt, Alper Uludağ, da bonservisi de Eyüp satmışlar. O Eyüp da bu kadar parayı nereden buluyorsan. Tolga Ciğerci ile görüştük ama Hallak bunlar gündemimizde yok. Morutan gündemimizde yok. Anteni Vakayme'yi bize yazmışlar. Gündemimize gelmedi. Ee, ona verecek paramız yok. Tolga Ciğerci ile NDI'ye öncesinde görüştük ama çok para istedi diye vazgeçtik diyor. Eee Belki de Fenerbahçe'de görüşmüştür. Çok para istedi diye vazgeçmiştir. Arda Okan'la görüşüyoruz. Ha, asıl önemli kısım burası. Şimdi Ömer Faruk Beyaz diye bir oyuncuyla görüşmedik. Bu arada bilginiz olsun. Murat Sancak da iyi bir Fenerbahçelidir ha. Yani Ömer Faruk Beyaz diye oyuncuyla görüşmedik derken ee, biraz da iğneli, iğneleyici bir söz söylüyor bence. Fenerbahçe'den Arda Kurtulan ile görüşüyoruz. Arda Okan Kurtulan ile görüşüyoruz. Galatasaray eğer bize Barış Alper Yılmaz'ı vermek isterse almayız. Artık kiralık oyuncu almak istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonunu vereceklerse oyuncu alacağız ya da ortak olacağız. Bak %50 diyor. Ben alacağım ve parlatacağım. Sonra alamayacağım. Bon servis olacak diyor. Yani Arda Okan'la görüşme halindeyiz diyor. Bize eğer satın alma opsiyonu vereceklerse alırız ya da ortak olacağız. Ben alacağım parlatacağım sonra almayacağım bon servisi olacak diyor. Arda Okan için ben size söyleyeyim arkadaşlar tekliflerini. 500 bin euro'nun altında bir teklif bon servisinin %50'sini almak üzere. Sonraki satıştan da yarısı bizim diyorlar. Ama oynatma garantisiyle alıyoruz diyorlar. Fenerbahçe bu topa girmeli mi? Bu kumarı oynamalı mı? Gözlüğümün, bezin, camını silerken size sorayım. Bu kumarı oynar mısınız? Ya da oynamaya değer bir kumar mı? Ben şunu söyleyeyim. Arda Okan Kurtulan'ı biz Adana Demirspor'a göndersek. Oynama garantisiyle göndersek. Herhangi bir ücret almasak. Arda Okan'ın yıllık ücretini biz versek. Sonraki satıştan Adana Demirspor'a %10 pay versek ben buna okuyayım. Bu şekilde bütün altyapımızdan çıkan futbolcuların gönderilmesini okuyayım. Bakın bir daha anlatayım. Oyuncuyu bedava gönderiyorsun. 1 sene, 2 sene, 3 sene fark etmez arkadaşlar kiralık sözleşmesi. Bir sene gönder. Sonra de ki arkadaşın biz sözleşmesini uzatacağız. Profesyonel sözleşme en fazla 3 sene yapabiliyoruz. 18'ine geçtiği zaman daha fazla yapacağız falan filan. Neyse. 2 sene gönder ya da bir sene gönder. Oynama garantisiyle ama. En az 900 dakika oynar garantisiyle. Ve en az 900 dakika oynar garantisiyle gönderirsen ya da 1200 dakika seç misal veriyorum. De ki sonraki satıştan %10 pay sizin. Adam bedava futbolcu alacak. Bedava oynatacak. Yıldızı parlarsa bedavadan para alacak. 10 milyon euroya sattığını düşün. 1 milyon euro kasasına girecek. Hiçbir şey yapmadan. Ben bu, ben bu modele okeyim. Ben bu modele okeyim. İnşallah sizler de okey olursunuz. Yani eğer bu model gerçekleşirse zaten baya bir şey olur diye düşünüyorum. Bu arada Halil Akbunar dediler ama Westerlo'nun Halil Akbunar için bir girişim var. Bilginiz olsun. Türkiye'den birçok futbolcuna ilgileniyor Westerlo. Bunlardan biri de Halil Akbunar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi Şampiyonlar Ligi maçı geliyor Fenerbahçe'nin 20 Temmuz'dan. Siz bu videoyu izlerken acaba Fenerbahçe açıklama yapmış olacak mı? Bir de Twitter'a girip bakayım resmi açıklama falan filan var mı? Ya içimden bir ses, üç afli bir şey olacak diyor. Ama e, bilmiyorum ya yakın olabilir. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe Mat Cup 2000 Mat Cup <laughs> 2022 5. maçın sonucunda da U16 takımımız 1-0 kazandı ve F grubunu lider tamamlayıp ilk ikilerden oluşan altın grupta yani son 16'da yoluna devam edecek arkadaşlar. Günde 2 maç yapıyordu. Bilginiz olsun lan sabah da yeniyoruz, akşam da yeniyoruz falan filan değil. Ee, öyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe Hal City ile 10 Temmuz'da oynanması planlanan maçın Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanması için Sakarya Spor'a başvuru yaptırıyor. Bu olabilir. Çünkü Fenerbahçe Stadı tadilatta arkadaşlar olabildiğince geç yapmak istiyor. Rıdvan Dilmen, Murat Kosova ve Fırat Aydınos yeni sezonda TV 8.5 ekranlarında olacak diyor. Bu da sevindiriyor. Ben şeyi söyleyeyim. Fenerbahçe'miz açısından 27 Haziran'dayız. 28-29 Haziran'da bir hazırlık maçımız olacak büyük ihtimalle. Belki de siz bu videoyu izlerken açıklama yapılacak. Takım belli değil. Şu an için belli değil. Belki de e, siz izlerken şey yapacak. Bu arada Adana Demirspor İrfancan bayatı alabilir. Ben Adana Demirspor taraftarlarına da bir buradan duyum vermiş olayım. Sevdiğimiz, sempati beslediğimiz bir takım arkadaşlar. Serkan Kırıntılı'yı alamayacaklar. Serkan Kırıntılı Ümraniye ile anlaşmak üzereydi. %100 gider ya oraya. Serkan Kılıntıçı almazlar ama İrfan Can'ı alırlar diye düşünüyorum. Fenerbahçemiz dediğim gibi 29'unda bir hazırlık maçı yapacak. Dönenler var, dönmeyenler var. Kol Kolkır konusunda özürlerimi iletiyorum. Normalde kol kırla bazı anlaşmalar yapılmıştı. Sözleşmesi feshedilecekti. Hatta edilmişti. ama Fenerbahçemiz maalesef futbolcularla sözleşme konusunda bazı sıkıntılar yaşıyor takıma katıldı, idmana katıldı bakalım 29'undaki maçta da muhtemelen kolkır gibi kaç tane arkadaşımız gibi isimler denenecek. Sonrasında 30 Haziran'da liste açıklanacak. Kamp kadromuz şunlar diye diğerleri de takım araçlarını hızlandıracaklar. Zaten transfer piyasasında arkadaşlarım siz istiyorsunuz ki 10 günde 15 günde olsun. 10 günde 15 günde bitmiyor transfer. Çünkü birçok kişi hani e, kamp kadrosu meli. mesela Kayserispor daha yeni başladı. Yani kamp kadrosu e, ya kamp yeni başladı. Haliyle gidecekler, kalacaklar da belki zamanla netleşecek. Mesela sadece Kayserispor açısından düşünmeyin. Yani bizim futbolcu alabileceğimiz büyük takımlar açısından falan da düşünün. O yüzden hocam bu yavaşlık rahatsız ediyor beni diyorsunuz. Rahatsız edecek bir durum yok. Şampiyonlar Ligi maçına gelelim. 20 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bir Ciğerukesçu uzunca açıklamalarda bunu ama ben sadece Fenerbahçe kısmını aldım. Hani savaşın ortasında çalışıyoruz falan filan diyor ama. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön rakibi Dinamo Kiev. Hocası kurt bir hoca. Mircea Lucescu. Bizimki de kurt. Bakalım Cengiz Kurtoğlu mu kazanacak? Başka kurt mu kazanacak? E, sportif açıdan bir hedefiniz var değil mi demiş. Evet Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turuna hazırlanmaya çalışıyoruz diyor Lucescu. 20 Temmuz'da Fenerbahçe ile Polonya'da oynayacağız. Ardından bir hafta sonra Türkiye'ye gideceğiz diyor. Aralık 2021'den bu yana resmi maç oynamadınız. Fenerbahçe'ye karşı hazırlanmak ne kadar zor diyorlar. O tarihten bu yana 21 hazırlık maçı yaptık. 18 galibiyet aldık. 3 kez berabere kaldık diyor. Tüm oyuncuların oynamasına izin vermeye ve oyuncuların forma rekabeti yaşamasına izin vermeye çalışıyorum demiş. Tabi bir nevi erken final diyor. Keşke oynamasaydık Fenerbahçe ile diyor. Ee, ama ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ukrayna Ligi'nin olmaması bizim için şans. Ukrayna Ligi'nin olmaması bizim için şans arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada bu süreçte mesela Dortmund'u falan filan de Birçok takım da emin olun duygusal bakıyor işin içine. Mesela Galatasaray 3-1 yenmişlerdi Nisan ayında falan. 29'unda çarşamba günü onların da bir maçı var. 2 Temmuz'da Sion'la maçları var. 12 Temmuz'da Lyon'la maçları var. Yani Fenerbahçe maçına kadar 3 tane hazırlık maçları var arkadaşlar. Ee, Jesus ve ekibi muhtemelen ince eleyip sık dokuyorlardır. Bunu sizin benim düşünmemize gerek yok diye düşünüyorum. Yani durum bu. Çok yavaşız hocam. Çok hantalız hocam. Ben korkuyorum hocam. Şunu yapıyorum hocam. Yani bana diyeceğiniz bir şey yok arkadaşlar. Ben de sizler gibi taraftarım. Anlatabiliyor muyum? Orada Dimitris Pelkas hayatını Kiveli Marda ile birleştirdi. Esma Sultan yazısına gerçekleştirilen düğün törenine Ali Koç, Selahattin Baki, Orgece, Futbol Takımımızın teknik ve idari kadrosuyla futbolcular katıldı. Allah bir ömür mutluluklar versin diyoruz. Pelkas'a ve videomuzu 19.07'de bitiriyoruz. Sizlerden de beğeni ve abonelik bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.